İyi bir performanstı Gönül. Teşekkür ederim. Yani sahiden böyle derelerden, tepelerden her zamanki gibi birçok insanı geride bıraktım, birçok yarışmacıyı geride bıraktım. Ama keyifliydi. Çok keyifliydi. Değil mi? Vallahi evet, güzel çok geçti. Çok eğlenceliydi. Ben yani, çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Benim için de çok keyifliydi. Umarım ekranların başındaki izleyicilerimiz, konuklarımız aynı şeyi düşünüyorlardır. Ama evet, şimdi artık... Final zamanı. Final zamanı. Zarfın içindeki kelimeyi yazıp bana vermeni istiyorum. Yani şu zarfın içindeki kelimeyi yazıp bana vermen durumunda her şey çok kolay olacak. Evet. İnşallah doğru kelimeyi, yani içindeki kelimeyi yazar verirsin. Kasamızda tam 150 bin lira var. Bu 150 bin liradan herhangi bir eksilme olmasın istiyoruz. Umarım. Eğer mümkünse. Çok güzel bir para. İyi bir para. Evet, iyi bir para. Hep soruyorum, merak ediyorum. 150 bin lirayla buradan gidersen ne yaparsın? Bekar olsaydım belki farklı bir hayallerim olabilirdi ama evli olduğum için tabii ki ilk önce bir ev almak istiyorum. Tabii tamamını karşılamaz ama çok büyük bir kısmını karşılar. Evet. O yüzden umarım hiç eksilmeden bu parayı alırım. Umarım. Umarım öyle olur. Peki Gönül, hazır mısın? Hazırım. İpuçlarını istemeden önce kulaklığı takmanı rica edeceğim. Tabii. Sadece beni duy diye. Stüdyoda çünkü herkes heyecanlanacak ve cevap vermeye çalışacak mümkün olduğu kadar. Herkesin sesi çıkacak. Hem kafan karışabilir. İpuçların geliyor. İlki geliyor efendim. Hadi bakalım. 100 mü? 1000 mi? 100. 100. Giyotin. Doğru ipucuydu. Güzel. 1'de 1. Hazırsan ikinci ipucu geliyor. Hazırım. Kaş mı? Taş mı? Kaş. Giyotin. Maalesef taştı. 100 taş. 75 bin lira. Hazırsan üçüncü ipucunu istiyoruz. Toz mu, kum mu? Toz. Giyotin. Tozdu. Hala paramız 75 bin lira. Üçüncü ipucu için hazır mısın? Hazırım. Dördüncü ipucu geliyor. Kel mi? El mi? El. Giyotin. Doğru ipucuydu. Hala 75 bin lira. Son ipucu. Hazır mısın? Hı hı, hazırım. Kız mı? Arap mı? Arap demek istiyorum. Giyotin. Evet. Arap'tı. İlginç olan hala bir şey çıkaramadım. 1/4 yanlış yaptın. 1/4 yanlış seçeneği buldun. O da ilkiydi zaten. Normaldi. Şimdi 1 dakikalık süreni başlattın Gönül.
Süre bitti. Bir cevabı yazdın, evet. Oraya da koydun. Evet. Artık kulaklığı çıkarabilirsin. 100. Taş, toz, el, Arap. Artık cevabını alayım. Cevabın elimde. Ne olabilir diye bakıyoruz. Mantık yürütelim istiyorum. Çok düşündüm. Taşta pek emin olamadım ama sabunda karar kıldım en son. Arap sabunu, el sabunu, yüz sabunu ve toz sabun olmak evet, üzere. Evet, cevabın zaten sabun. Sabunmuş. Evet. Acaba sabun mu? Taşta emin olamadım. Acaba sabun mu? İnşallah. Umarım. Ne olabilir? Başka ne olabilir? Başka? Başka ne olabilir? Başka bir şey olabilir mi? Bir makyaj malzemesi olabilir mi bu? Olabilir evet. Onu da düşündüm ama taş... Taşla bağdaştıramadım yani. Taş... Böyle krem pudra ile ilgili bir şey olabilir mi? Mesela yüze sürülüyor. Taş pudra, toz pudra. Ya olabilir. Ele de sürülebilir. Pudra, el ayrı, yüz ayrı. Evet tabii olabilir. Arap pudra. Tensel olarak olabilir. Taş. Bir bayanım mesela, ama taşla... Mesela yani... Daha çok kadınların aklına gelebilecek bir şey diye düşündüm ya ben. Yani kozmetik ürünleri düşünmedim değil. Evet düşündüm ama dediğim gibi şu taşta hep takıldım. Kozmetikle taşı pek bağdaştıramadım. O yüzden onu atladım. Açık söyleyeyim. Arap bronzluktan biraz düşündüm aslında. Acaba hani bronzdan elde etmek için pudra kullanılır falan diye düşündüm ama. Peki. Pudra olabilir. Pekala. Hadi artık seni fazla yormayalım. Cevabı açalım. Umarım sabundur. Evet sevgili seyirciler, masada 75 bin lira var. Gönül'ün 100 taş, toz, el ve Arap'tan çıkardığı kelime sabundu. Bizim zarfımızın içindeki kelime ise... Bunu koyalım. Hazır mısın? Değilim. Heyecanlıyım. Bu sefer heyecanlıyım. 75 bin lirayla eve gidecek misin bakalım? Umarım. Evet. Ve cevabımız... Ay çok güzel. Gerçekten söylediğin üzere. Evet, ipuçlarını doğru değerlendirdin. Doğru yere gitti. Yüz sabunu. El sabunu. Taş sabun. Taş sabun ne biliyor musun? Bir tek nedir? Orada emin olamadın. Evet. Ama taş sabun terzilerin... Çizmek için kullandıkları sabun. Kumaşların üzerine, evet. Model çıkartırken çizdikleri maddeye deniyor. Ha, ona ben onu taş hep sabun, kalıp sabun olarak düşünüyordum. Taş görüyordum sabun deniyor ama ona, evet. Öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim. Etos sabun, el sabunu ve Arap sabunu. Sabun. Gerçekten şansım bana yardım etti. Son anda aklıma geldi. Çok fazla düşündüm. Kafa karışık. Kısmet diyorum. Tebrik ederim. Şans diyorum. Tebrik ederim. Güle güle harca. Umarım hayallerinin bir parçasını gerçekleştirmeye Kesinlikle yardımcı çok olur. Çok güzel para. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, gördüğünüz üzere büyük ödülün yani şu ana kadar verilmiş ödüllerin en iyilerinden bir tanesini Gönül aldı gitti. Gönül ister ki bütün yarışmacılarımız büyük ödüllerle buradan gitsinler. Ama şundan emin olabilirsiniz, vay arkadaş da aynı heyecan ve aynı keyifle biz hep burada olacağız. İyi akşamlar efendim.